Beni burada camiden oraya işte oraya verdiler beni. Bu cami gelir bir camiydi. Halkı bana bakıyordu falan seviyorlardı mahallede. Sonra Kefeli Camisi'ne verdiler. Evet. Oradan verdiler. Oradan imamın ihanetine uğradım. Oradan o camiye verdiler. Kefeli Camisi'ne verince Kefeli Camisi'nin imamı buradaki bulunan kitapçı Şakir Efendi. Evet. Ben dedim ki hoca ben de hoca öyle ben dedim çalışmıyorum. Ben yalnız tahsile bakıyorum. Sen dükkanını gününüz kapı ama şimdi hani mahsurlu olan yerini söylüyorum. Dükkanını sen kapı dedim. Gelme buraya öğlen ikindiye camiye. Ben senin yerine camide vazifeyi görürüm dedim. O da peki dedi. İşte orada bir iki sene kadar şey yaptık. Onun yerine böyle gününüz o gelen. O da bana mukabilinde kendine ait olan odayı vereyim. Otur orada dedi. Evi yakındı çünkü oraya. Şimdi askere çağırdılar beni. Evet. Askere çağırdılar beni. Bu hangi sene oluyor aşağı yukarı? 936 falan. 936. 935-36 orada evet. Şey. Efendim. Askere çağırınca tabii meclisten aldığımız maaş bizim 14 lira 42 kuruş. Bozdur ya. Efendim ben söyleyeyim. Kitaplarımı satayım. Dedim 20 lira yaparsa kitaplar 10 lirasını cebime harçlık koyarım. Askere gidiyorum diye. 10 lirasını da anneme bırakırım. Çıkar giderim. Bir anne oluruz yani biz. Evet. Ya hocam ben diye çağırdım dedim. Hocam bak bu kitaplara bak dedim. Halbuki içinden bir kitap, bir takım kitap aldım. 6 liraya yalnız ben. Ve peyderpey ödedim böyle senelerce. Efendim. Bir alay kitap. O bir kitap para etmiyor fazla ama. Hani 20 lira yapar bir esnaf gözüyle. Şimdi dedi ki de öyle olacak. Hoca beni çağırdım. Hoca ben de baktı kitaplara ne istiyorsun? Dedim bir şey miyim sen ver bir şey dedim. 6 lira vereyim dedim ona. Deyince benim canım sıkıldı iyice. Yani ben bekliyordum 20 lira verirse al diyecektim ama eder yani etmez dedim. Olmaz dedim. 7 lira vereyim ama 10 lira ver olmaz. 15 lira vereyim olmaz. 20 lira vereyim olmaz dedim. Şimdi bana 20 bin lira versen vermeyeceğim sana diyor. Hocanın kitabı dedi. Çünkü sen bana yalan söyledin. He. Yalan söylediğin de işin acayibi şunu diyorum şimdi. Dedim ki ben 6-10 para avukat tramvay. Buradan Bayezid'den 6-10 paraya tramvay öğle namazı için geleceksin. Tekrar buraya döneceksin. İkindi için geleceksin tekrar döneceksin buraya. Ne yapıyor? 6-10 para, 6-10 para, 12,5, 25 kuruş yapar. 25 kuruş yapar. İşini de kaybedeceksin, dükkanını kapatacaksın. Ben senin 2 sene burada bedava öğle kendini kalırım. Çıkar bana 20 lira para versen, hiç de kitap almasan ne çıkar, ne olur yani. Şimdi benim hesabım bu. Ama öyle değil, biz kitap veriyoruz, 6 lira. Sonra 20 lira, olmaz dedim. 25 lira dersen olmaz. Şimdi kitapçı olacağım şimdi. Bunun üzerine hoca ben de dedim peki şu kitabı ver bana 60 kuruş vereyim dedi. Sattığım kitabı da ne olduğunu biliyorum. Peki ver dedim ona al bana lazım dedi. Verdim ona. Biz kitap her gün sırtımıza yüklendik. Getirdik Fatih Camisi'nde Musal Taşları'nın üzerine koyduk. Kitapçı olması sebep böyle oldu yani. Siz orada kibarca söylemiştiniz. Evet. Şimdi o sizin sizden aldığı kitap neydi o? Kitabı? Ahmediye'ydi. Ahmediye. Yani, unutmadım yani. Evet. Ha, şimdi ben oraya geldim kitapları serdik oraya. O gün yalnız 17,5 liralık alışveriş yaptım. Ben kitaplar olduğu gibi duruyor. Yani 60 kuruşu Ahmedi'yi sattık, 35 kuruşu benim Halevi'yi sattık filan. 17,5 kuruşu sattık, kitaplar olduğu gibi duruyor. Gözüm palta gibi açıldı benim. Evet. Bir ay ben camide bağlanıyorum, 14 lira 42 kuruşu. Bir gün 17,5 kuruşu mal sattık, kitaplar olduğu gibi duruyor. 20 liraya vereceğim kitap yani hepsini. Biz ertesi gün gene dükkanı açtık oraya. Sergiye ben gitmedim şeye, şubeye. Gitmedim. Efendime söyleyeyim, benim babamın arkadaşlarından bir adamcağız. Zekeriya Efendi diye bir hoca efendi. O gördü. O valla dedi ne yapıyorsun burada sen? Kitap satıyorum. Ama ne güzel yapmışsın dedi. Bir yerde kitaplar vardı alır mısın dedi. Alırım dedim. Eğer paran yoksa ben vereyim dedi. Sermayesini dedi. Sonra bana ödersin dedi. Yok param var benim dedim. Kalktı gittik. Vaktiyle babamın çarşısının kahyesi olan bir hoca efendiymiş. O çarşıda da kahya varmış. Efendim. Gittik bir çocukcağız. Ne istiyorsunuz kitaplardan? 5 lira istiyoruz dediler. 5 lira. Ben de aldım dedim. Bu durumda olduğu kitaplar duruyor. İki araba, karpuz arabası kitap doldurduk 5 liraya. Hala aşağıda kitap var. Evet. Evet, söyleyeyim. Onları getirdik şeye. Fatiha'sı koyduk. Hoca Efendi geldi, Şakir Efendi. O kitapların içinden 86'lık kitap aldı. Yine kitaplar duruyor. Türkçelerini şeye sakladım. Mahmud Efendi'ye sakladım bizim Acem Mahmud'a. Ve ondan sonra kitapçı oldum. Yani o askere de almadılar beni. Bakıya kaldık. 3-4 sene böyle geri kaldı benim askerim. 40'a kaldı yani. Ondan sonra işte kitapçılar öyle başladı. Bu çarşıya geldiniz. Ondan sonra buraya geldim işte. Ha. Bu caminin, efendime söyleyeyim, taşların üzerine serdim mi burada. Çünkü kitapları kaça alıp kaça satalım bilmiyorum. Piyasayı öğreneyim diye. Sonra buradan 150 lira hava parası vererek şuradaki dipteki dükkanı aldım. Şimdi kitaplarıyla beraber. Öyle başladı kitapçılar. Kimin de o dükkan? O dükkan çarşının bekçisinin dükkanıydı. Birisi almış, kitapçı dükkanı açacakmış. İçine biraz kitaplar koymuş ama hep gramer kitapları böyle yani eski bir derse kitapları böyle. Sonra o işten vazgeçmiş o adam. Bana sattı o 150 liraya. Ben de onu şey olarak aldım yani. 150 liraya verecek durumda değiliz yani. 20 lira 15 lira böyle demek şartıyla aldık. Taksitle. Taksitle aldık oraya girdik. Ondan sonra tekrar askerlik çıktı.
Bu sefer dükkanı ben satmadım. İçeride kitapları bıraktı olduğu gibi çıktı gittik askere. Geldiğim vakitte bir baktım bir liraya sattığım kitap 15 lira olmuş. 41 falan mı oldu şimdi sene? Evet. Sene 41 oldu. Evet. Hazırda da harp seneleri. Evet. Askerliğinizi nerede yaptınız? Askerliğim şeyde yaptım. Evvela Kadınköy'de. Yakınmış. Ondan sonra şeye gittim. Çankırı'ya gittim. Çankırı. Çankırı'ya gittim. Benim Çankırı'ya gittim. Bunda hep ödü kitaplara, şeye kitaplara yazdım. Nasıl gittiğimi falan. Efendim. Evet. Açtık 15 gün oldu dükkanı açalı. Askerden geldim dükkanı açtım. Oturuyorum. Bir renkli adam içeri girdi. Ha, akşam bir rüya gördüm. Dedim madem istiyorsun evet. Anlatayım şeyi. Evet. Rüyada bir şehre vardım. O şehir yıkılmış. İçerisinde bir türbe duruyor. Kubbe var. O kubbeyi ziyarete gidiyorum. Onun altına yatan yatırı yani. İçeri girerken korkuyorum. Rüya bu ya. Kabrin içine uzatıyor ki bana. Ne korkuyorsun yakında bana geleceksin diyor. Sabahleyin kalktık. Dedim ya bize ahiret yolculuğu var ya dünya yolculuğu. Bu rüya hayra velamet değil dedim ben. Bizim hanıma dedim ki böyle benim dedim şuraya borcum var buraya alacağım var. Beni borçlu yatırma böyle bir rüya yapıyorum. Rüya o dedi. Canım rüya mı yasın ne lazım? Geldik dükkanın kapıyı açtık. İçeri girdik. Bir efendim İzmirli Mustafa dayı vardı. Hisar Camisi'nin de kapsatardı bu İzmir'de. O gelmiş kitaplara bakacak. Bakıyor işte o beğenip alıyor kitapları böyle bakıyor. Efendim ayırıyor. İki kişi daha içeri girdiler. Dedim ki efendiler içine duruyorsunuz bu adam iş uzun. Ne istiyor emrini söyleyin de ben sizi çıkarayım istediğinizi vereyim falan dedim. Dediler ki hayır o işini bitirsin sonra biz senden konuşacağız. Dedim bunun işi uzun. Olsun uzun olsun dediler. Bir saat, bir buçuk saat uğraştık falan böyle. Sonra onlar bıktılar. Dediler peki nedir? Dediler sen kaçlısın? 32'liyim ben dedim. Askersin sen dediler. İhtiyata gideceksin dediler. Ben gittik. Hakikaten bir rüyada gördüğüm şehre vardı. Çankırı. Hayır, Çerkeş'e. Çerkeş'e. Zelzeleden Çerkeş yıkılmıştı. Evet. Ölüleri çıkarıyorlardı falan. Ve ortada bir kubbe duruyor. Aynen rüyada gördüm diyor. Ve gittim oraya. Kubbeden içeriye girerken dedim ki Hazret korkmadım geldim dedim. Bir süreyi kurduk orada. Ruhuna bağışladık. Sonra bizi götürdüler şeye. Karargaha. Soruyorlar sanatın ne falan. Ben hocayım dedim. Ne hocası? Mektep hocası mı? Yok ben sarıklıyım dedim. Ya bu adamı ne yapalım dediler kurmaylar. Dediler ki aleykümselam. 308 numara hastanenin imamı yok dediler. İmam arıyoruz bulamıyoruz. Buraya imam tayin edelim dediler. Beni 308 numara hastaneye imam tayin ettiler. Ve beni Çankırı'ya çevirdiler. 308 numara hastane Çankırı'da. Oraya geldik. İşte orada askerimi bitirdim. Ve geldim sonra işte kitapçılığa başladık burada. Evet geldiğim vakitte bizim çarşıda kitapçı olarak isimlerini sayayım sana şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bulduğum kitapçılar çarşıda. Selahattin Tuhtakaya. Efendim. Mustafa Efendi. İdani'nin babası. Neydi Mustafa? Türkmen. Evet. Onun yanında efendim Davari kitapçısı Ahmet Efendi. Fakat kitapçılık yapmazdı. Kütüphanenin ismi oydu. Kuşlara yem satardı o adamcağız. O kitap para etmiyor evet, fazla. Ve Mehmet onun yanına geldi. Bizim Elster Canlı. Onun altında efendim Berber Numan Efendi. Evet. İlaç yapardı bu da. Efendim şeye, uyuzlara, sonra nedir o? Mayasıla, egzemaya ilaç yapardı ve aynı zamanda berberlik yapardı. Sonra oğlu termalde şey oldu, caza girdi. Yalova'da, termal. Efendim, onun altında efendim kitapçı İsmail Efendi. Uzun İsmail. Tanımazsın. Acem İsmail, uzun boylu. Onun yanında bizim İsmail Dilmen. Evet. Onun yanında ayrancı Ali Baba. Onun yan tarafına bunlar dükkan açtılar. Ali. Bizim şey Eğinli. Eğinli Ali. Kardeşiyle beraber. Talebeydi onlar o vakit. Oraya dükkan açtılar. Onun yanında meşhur Ahçı Hafız. Ahçı Hafız anlamaz. Karşısında bir Bektaşi babası vardı. İsmi Hakkı'ydı. O da soyadını dinlemez koymuştu. Biri anlamaz biri dinlemez. Karşılıklı. Kapıdan içeri girince gene efendim sağ tarafa şey diyoruz. Kıbleye doğru. Aktar Nadir Efendi. Evet. Onun yanında elbise alıp satan, yol çeviren yani tarzında Batin Efendi. Komisyoncu yani yolda birisi paket görülmüş, çevirir, satılır bir şey var mı falan kitap olsun. Alır, götürür, satar, komisyonunu alır. İşte onun yanındaki dükkanı ben açtım. O zaman dükkanlar böyle şeyin belediyenin falan değil. Şahsın malıydı. Evet. Hepsi yaradara yan bakıyordu yani. Hepsi harap böyle bir kibrite bağlı. Ondan sonra onun karşı tarafında Mustafa Efendi ve Cemil film işleri, kitap ve film işleri yaparlardı. Onun altında börekçi baba, hacı baba vardı. Bizim Cemil değil. Değil. Onun altında börekçi hacı baba. Sonra onun dükkanını Şemsettin Yeşil aldı. Kitapçı oldu. Onun altında Hoca Şakir Efendi. Alay müftüsü yani bu bizim Hüseyin'in babası. Efendim onun altında bizim Pindi İsmail. Bu bizim İsmail'in evet, patronu yani öteki İsmail. Onun altında Acem Mahmut Efendi. Onun altında çorapçı Osman Efendi. Ondan sonra Ekrem Bey'in babası Hulusi Bey.
Hulusi Bey'in dükkanı fakültenin bir şubesi gibiydi. Bütün hocalar. Bütün ekabir efendim, ülema ismi, profesörler, üniversiteye müntesip olan zebat onun dükkanına gelirler. Hoca iş yapmaz. Hoca orada oturmak için dükkan açmış. Önünde bir şey. Zaten mangal. Hukukçu galiba. Evet. Ve onun başından bir de macera gelmiş. İşte olmuş bir şeyler falan. Ve kitaplarını getirmiş satmak üzere. Kendine yani meşgale olarak onu kullanıyordu. Ekseri zaman beni çağırır. Kalın Molla derdi bana. Herkese bir iş takmıştı o şekilde. Kalın Molla buraya gel. Bir kahve parası çıkaralım şuradan bak kitap seçlerdi. Ben gider o kitaplara bakarım falan bir miktar. Evet ama söyleyeyim. Kendisine derim işte bunları aldım falan. Ver 20 lira der ya der 10 lira der veririz. Alırız götürürüz o kahve parası yapar orada yani bu şekilde. Günlerde bir gün ondan hadise. Evet. Biraz kitaplar almış beni çağırdı. Kalın Molla bu kitapları al dedi. Yerde duruyor baktık. Kitaplar güzel kitaplar. İçinde bir tane Delail-i Hayrat var. Hafız Osman'ın el yazısıyla. Evet. Şimdi onlar hocam bunlar kaç para dedi polis bey dedim. Dedi bunlar ben de 9 liraya aldım dedi. 12,5 lira mı ne dedi ver al dedi. Dedim ya bunun içerisinde bir dedi efendim bir yazma dedim Delail'i var dedim. Hafız Osman'ın hem de dedim. Pokunuz dedi tereye inmedi dedi kalktığınız bile yazma var etmeye dedi. Daha yeni geldim istiyorum orada. Ya o yazma şimdi alacağım onu ama yer raftan düştüyse oraya kirleneceğim ki hırsız olacağım yani çalmış gibi olacağım yani. Onu söylüyorum olayı. Kendi doğru söyledim. 9 liraya aldım 11 liraya 12,5 liraya evvel al diyor bana. Ve ben dedim ki bugün yazma vardı. Doğru söylüyorum. Pokunuz dedi tereye inmedi kalktığınız bile yazma var etmeye dedi. E peki öyle olursa 12,5 liraya dedim aldım. Aldık götürdük. Bizim Topal Şükrü'ye verdim. Ha dellalı. Ha gitti geldi dedi 45 lira veriyorlardı. Vereyim dedi ver dedim ben. Sermayesi 12 lira hepsi beraber. Getirdim her 85 lira satmış. Oradan sonra da öğrettik. 45'in cebine atmış. 5 lira da ben verdim oradan. 45 liranın üzerine. 45 ya. Yani Hulusi Bey'in bir işimiz. Ondan sonra Hulusi Bey'in altında Raşit Efendi. Kitapçı Raşit Efendi. Necati'nin kayınpederi. Onun altında kitapçı İbrahim Efendi. Saatçi hoca diyorlardı. O da bir şey satmaz. Mesela cam makine kitapları yığmıştır. Böyle geri görürsün. Hoca ben de şu kitap kaç para falan. 5 lira. Çıkar oradan. Kardeşlerin yanından ayrılmasın. Vermez. Madem istiyoruz. O hokama sarabını atayım bu çarşıya. Ya 5 lira değil mi? 5 lira veririm. Hayır. Kardeşlerin yanından ayrılmaz. Olmaz öyle şey. Şimdi akşamdan bizi çağırdı. Dükkanı satıyorum alır mısın dedi. İbrahim Hoca yangın gecesi oluyor hadise. Alırım dedim. Ne istiyorsun dedi. Dedi 7,000 lira ver. Yok dedim 5,000 lira vereceğim. Olmaz dedi. 7,000 aşağı olmaz dedi. 7,000 lira versene vereceğim ben. Velhasıl iş olmadı. O akşam çarşı yandı. Onun dükkanı yandı. Sabahleyin geldi bana. Tabii görünce çok ihtiyar adam üzüldü. Kollarına kişi girmiş falan. Akşam 5,000 liraya dükkanı vermedim sana dedi. Ver 500 lira şimdi hepsini aldı. Ali Üşük'le beraber onun dükkanını aldık biz. Metrukat yanmış olan kitapları aldık yani. Onları kuruttuk, ciddettirdik işe yarayanlarını falan. Gelen piyasaya arıza edeydik. Estağfurullah efendim. Efendim, İbrahim Efendi'nin altında Şakir abi. Şakir abi parçacıydı. Raşit Efendi'nin kardeşiydi. Parçacı. Formacıydı yani. Mesela bir kitap aldın, içinden bir forma yoksa buraya gidersin. İşte Şakir abi Hammer tarihinin 3. cildinin bilmem kaçıncı forması sende var mı? Bakayım der gider formayı bulur verir. Ve aynı zamanda bizden kitap alıp ciltleyen mücellitler de eksik çıktığı vakitte kitapların formaları ondan ikmal ederlerdi. Ve eksik kitaplar da oraya satılırdı. Hani bir adam eksik kitabı bir yere kalıp satmazdı. Oraya derlerdi. En mühim hadise. Efendime söyleyeyim. Şimdi buradaki kitapçılığın adeti. Mühim, en mühim olan dava. Herkes kendi çeşidini alır satardı ve herkese kendi çeşidini verirler. Böyle bir anane vardı. Böyle bir anane vardı. Mesela misalini alacağım. Hocam Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Aleyküm selam. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Güle güle. Mesela Hulusi Bey'in dükkanına birisi kitabını satmak üzere getirmiş. Gittim ben baktım. Çünkü benim çeşidim Arapça kitaplar ve aynı zamanda Arapça gramerler, hadisler, tefsire ben bu işe bakardım. Yazma kitaplar var orada. Mühim yazma kitapları gördüm ya. Dedi Arapçaları al bana dedi bu Arapça kitap senin kalemin dedi. Peki dedim aldık işte pazarlık ettik. O gün şu kaç parayı rayiçine verdik aldık. İstediği fiyatı kitapçı çünkü karşımda gitti. Verdik aldık. Dedim bu yazmaları da sat dedim. Yok olmaz dedi. Şimdi kaça vereceksin? Ne olacak? Mesela 1,000 lira al 1,000 lirayı ver. Olmaz. 1,100 vereyim Mahmud Efendi'ye vereceğim. Çünkü yazmayı Mahmud Efendi satıyor. Fransızca kitap geldiği vakitte Fransızca kitapları şeye verirlerdi. Nizamettin'e. Medrese kitabı olursa tefsir, hadis ya bana verirler yahut Hulusi Şakir Efendi'ye verirler. Efendime söyleyeyim. Roman tipinde ya mektep kitapları olursa onları Cemil zorluğuyla Necati'ye verirlerdi. Evet. Efendime söyleyeyim.
İşte Türkçe dini kitapları İbrahim Efendi'ye verirler. Formaları şeye verirlerdi, Şakir abiye verirlerdi. O formacıydı burada yalnız Mücer'in. Onun alt tarafında Sevgili Ahmet Efendi vardı. Eski tip esnaflardan. Kendisi mezada girmez. Mezatta vurmaz. Alırsın götürürsün, karlan verirsin alır o. Ama mezada girmezdi. Ustasını almış olduğu terbiye üzere. Yüz numaranın olduğu yerde Raif Bey vardı. Raif Genç'in dükkanı oradaydı. Orası da ekranın içine girilmezdi. Böyle bir setti. Raif Bey dizisine otururdu minderin üzerine. Ne oturdu? Yazma kitapları ve dini. Dini yazma eserleri, tarihi eserleri, edebi eserleri Raif Bey alırdı. Raif Bey o kadar halka o kadar takmin etmişti. Yani Raif Bey hiç kimse pazarlık etmez. Raif Bey ne verirse esnaf derhal kendisine malı verirdi yani. Daha yazmacılığa başlamamıştı. Yazmacılığa. İşte yeni şey diyordu falan. Şimdi saflığın tarihine geleceğim. Tabii biliyorsun değil mi? Bir de birisi daha vardı şeyde çarşının dışında. Şimdi anlatacağım bunları. Evet. Şey söyleyeceğim. Bu çarşının içine bir anlatayım. Evet. Bu tarafa da geçelim şimdi şöyle bir dolaşalım. Bunu da anlatacağım. Saflığın asıl yeri bugünkü kapalı çarşıdaki bulunan halıcının olduğu yermiş. Evet. Ben ona yetişmedim. Evet. Son olarak oradan gelen esnaf bu Pinti İsmail'in babasından Hacı Kasım'la bu çarşıya bir de Mahmut Efendi gelmişler. Son olarak oradan. En son kalan zaaflardan. Bu çarşının kurulması Kaşıklar Kapısı buraya. Hakikler Kapısı diyorlar. Kaşıklar Kapısı diyorlar buraya. Bunun kurulması Fas'ın bozulmasıydıymış. Fas. Fas bozulduğu vakitte Fas'ta bulunan Türkler buraya icra etmişler. Onlara böyle yer vermişler burada. Bu çarşının iş yapsınlar, ekmek yesinler falan diye. Böyle sergiler vermişler. Fes satmışlar. Evet demişti. Kaşık satmışlar. Bilmiyorum, bu tarzda şeyler. Fakat efendim söyleyeyim, zamanla işte yağmur yağmaya başını üzerine bir tente koymuş. Muhacir diye imazan etmişler. Kış gelmiş, üşümesin diye bir cemağın koymuş. Bu çarşı o şekilde burası meydana gelmiş. Orası aslında boş bir yermiş herhalde. Boş bir yermiş. Camiye işte milatından imiş. Hatta şu caminin avlusunun iç tarafı bizim Hademi Hayrat'ın odaları var orada caminin yeri. Bunun da sebebi bu dişçi mektebi olan yer var ya, bu değil ama. Evet. Karşıdaki askeri yer. Oradaymış şeyler, cami şeyleri, efendim, meşrutaları. Her caminin meşrutasının, efendime söyleyeyim, imaretten yemek şeyi vakfı var. Bu bay camisinin imamları olsun, vaizleri olsun, müezzinleri olsun, kayımları olsun, saraydan yiyecekler. Eski saraydan çıkacak yemekleri vakfı böyle. Ve aynı zamanda o mektebin olduğu yerde evleri varmış. Ve her birinin de birer tane cariyesi ve kölesi varmış hizmet için. Yani malı ganayim olarak gelen, harptan alınan bu devrin bir ahkamına göre. Efendim, imamlarına, meclislerine birer cariye ve köle veriyorlarmış. Sonra Ömer Besim Paşa gelmiş. Onların o şeyleri yıktırmış. O vakfiyeyi yıktırmış. O mektebi yaptırmış. Ömer Besim Paşa. Dişçi mektebi. Bu değil dişçi mektebi. Ötekinden bahsediyorum. Sonra maliye vekaletiydi orası. Osmanlı zamanında maliye vekaletiydi. Evet. Orası. Orayı yaptırınca bu caminin şeyleri yıkmış. Meşrutalarını oradan. Ve caminin ön tarafına, minarenin yan taraflarına, oralara meyzinlere oturmak için odalar yaptırmış. Bir gece Sultan Abdülaziz teravihe gelmiş namaza buraya. Gülmüşler oradan imamların kadınları mı kızları mı gülmüş işitmiş. Nedir bu demiş. Kim var burada kadın oturuyor burada dedim malca. Demişler ki yani bu çarşının ilgisi oluşan atıyor burada. Tabii. Demişler ki efendim işte caminin hademesi burada oturuyor. Niye burada oturuyor cami burası oturur mu demiş. Böyle şey olur mu caminin harevinde falan demiş. Bunlara yer yapılaydı demiş. Onun üzerine caminin bu bahçesinin içerisine sultanın emri yerine gelsin diye odalar yaptırmışlar. Ben bu camide 938'de falan müezzin oluştum bu camiye. Yani affedersin 100 numara o vakfiyenin yerine çıkıyorduk yani caminin helasına. Camiye olan yıkılmıştı ama orada işimizi görüyorduk falan yani. Onun için bu çarşı burası haliymiş. Evet. İşte o Fas bozgunundan sonra buraya gelmiş muhacirler yerleşmişler. Sonra muhacirler çıktıkça içerisi rutubetli olmuş. Ve saflık aksamış matbaacılık dolayısıyla matbu kitabı. Zelzele doğmuş. Ondan sonra buraya işte 303 hareketi falan zannediyorum. Ondan sonra buraya yavaş yavaş halk zaten içeride rutubetten ihtiyar alınlar. Buraya yavaş yavaş çıkmışlar. Şimdi gelelim bu tarafa. Çarşının bu kısmına gelelim. Evet. Şimdi Raip Bey'in karşısında Masar Baba vardı. Evet. Deviriş Masar Baba. Orada o kitap satardı. Deviriş. Rufay Devriş'iydi kendisi. Gayet sesi güzel. Hüseyin Sevilci'nin kardeşi. Kendine mahsus bir adam. Ve sermayesinin hepsi 2 lira. Orada oturur, kitap satar orada.
100 parayı bir amme sattı mı sen geçiyorsun çeviriyor. Aslan Bey gel buraya ne olacak bir çay içelim. O 100 parayı oraya verir. Karşıda Raif Bey'in yanındaki dükkan Acem Hüseyin'in dükkanıydı. Orası çayhaneydi. Şimdiki dükkanının yani. Oradan hemen çayı ısmarlatır. Gene durur çay meraklısı. Evde çay içer mesela sabaha kadar iki okka şeker alır. Sabaha da içer çay hiç durmadan içer. Hatta iki okka şeker aldı da yetişmedi. Yani saat 3'tü gece şeker bitti. Bakal kaldırdık gece yani. Hem okuyor hem çay içiyor hiç durmadan. Yani 50, 60, 70, 80, 90 çay içiyor bir oturuşta böyle sırayla. Acayip. Efendime söyleyeyim. Kaç yaşında öldü bu adam? Allah-u Alem 65-66 yaşlarında vefat etti. O da o gün cenazesine biz gidemedik. Bütün esnaf şeymişti. Yeşilköy'de bir Arnavut prensinin kütüphanesi satılacaktı. Oraya gittik. Maalesef cenazesine gidemedik. Mazar bu adam. Bu tarafa doğru geçelim. Onun üstünde Karyolacı vardı. Onun üstünde İbrahim Efendi'nin kitapçı deposu vardı. O saatçi yani kardeşinin yanına ayrılmasın diyenin. Ondan sonra yol böyle ayrılır arka tarafa bir yol çıkar. Burada 100 numara vardı içeride. Ortada bir ada vardı, adacık vardı böyle. Ha, birinci dükkan, adacığın birinci dükkanı efendim Cemil'in dükkanıydı. Bizim Cemil Zorlu. Onun yanında Tesbihçi Nur Efendi vardı. Meşhur Tesbihçi Nur Efendi. Onun Tesbihçi Nur Efendi'nin yanında efendime söyleyeyim Rauf Efendi, Hakkak Rauf Efendi vardı. Ki ondan bir mülakatımız var ben buraya geldiğim vakitte onu söyleyeceğim inşallah. Rauf'un üzerinde ismi Rauf değilmiş, ismi Fehmi'ymiş. Fakat Rauf yazardı tabelasının üzerinde. Efendim onun geçimde Nicati'nin dükkanı vardı bizim. Bir tepkide bu satardı. Onun üzerinde gene bir tespihçi dükkanı. Onun üzerinde bir Arap Hacı Ahmet, Maymun Ahmet diyorlar. Şimdi iç medesanında iş yapıyordum, sağımı görmüyorum birkaç aydan beri. Onun babasıydı. Onun üzerinde saatçi vardı bir saatçi. Saatçi vardı. Onun üzerinde Nazmi Efendi'nin kitabı. Nizamettin'in dükkanı. İki dükkanı var Nizamettin yan yana. Efendim onun üzerinde Recep Efendi'nin dükkanı. Kitapçı Recep Efendi. Sofu Recep Efendi. Onun üzerinde gene Sofu Osman Efendi'nin kitapçı dükkanı. Onun üzerinde Hindistanlı Ali Efendi'nin aktar mağazası. Aktariye. Ottan çöpten ilaç yapıyorlar. Yedi dükkan süpürmüşsü bile. Onu satıyorlar. Onun yolu cadde çıkıyordu ki arka yola. Bunun karşısında meşhur efendim Piyazcı Kazım Efendi. Piyazcı Kazım. Meşhur Piyazcı Kazım Efendi ama o iki tanedir. Sonra bir tane Musa Efendi geldi. Kazım Efendi'yle beraber. O değil. Daha eski benim söylediğim. Sonra geldiler. Arnavut, Bektaş Arnavut. Efendim mesela Musa Efendi. Çok mübarek yani. Vallahi billahi gizli. Piyazı niye? Kılıyorum namaz ediyor ki. Yiyoruz piyazı. Ondan sonra saçın dışına çıkıyoruz. İşte o Bektaş'ı Hakkı Baba. Tepsi yapardı o. Ve onun sana enteresan bir şey anlatayım. Tarihi bu kağıtı. Benim abim İstanbul'un sayılı fırtınalarından. Burada adı geçiyor. Şu şeyde mütarekede. Vurdular yenisini. Refik Cevat da şeyde yazdı. Efendime söyleyeyim. Kitabında yazdı sayılı fırtınaları da. Efendim. Sonra Yangın diye bir film yaptılardı. O Yangın'da da benim abimi tepsi ediyordu. Evet. Murat Reis'i. Evet. Abim o Bektaş'ı babasını bir vartıdan kurtarmış. Çirkin bir hadiseden. Benim ecelim derdi. Benim ecelim bu çarşının yıkılmasıyla derdi. Bu çarşı ne vakit yıkılacak? Ben öleceğim derdi. Şaribül leyli ve nehar. Sabah başlar içmeye kendi işinde bir adam. Tatlı sözlü, kimseye zarar yok, kavga gürültü çıkarmaz. Antika bir Bektaş'ı. Evet. Hakikaten de çarşı yıkıldı. Hakkı Baba bir hafta sonra göçtü. Ve götürdük şeye 16 Mart şehitlerini oraya. Eyübe Bahariye oraya sırladık. Dediği gibi yaptı. Acayip bir şey. Acayip attı onun için söylüyorum zaten. Evet. Efendime söyleyeyim. Onun üzerinde klişece bir zat vardı. Klişe yapardı. Bir nevi hakkak yani. Hakkak. Onun üzerinde bir kahveci Şevki vardı. Kahveci Şevki yanında bir kitapçı vardı. Onun da oğlu şimdi arkada şeylik yapıyor. Antika eşyalar satıyor falan. Eski eşyalar satıyor. Demir parçaları şu arkada. Subay mütekaidi bir adamdı. Benim geldiğim vakitte çarşı bu halde. Bir de ayran satan da var. Ali Baba söyledi mi? Karşı tarafta. Ayrancı Ali Baba. Evet. O da meşhur bir ayrancıydı. Ayrancı Ali Baba'nın evvel de bir kuskusçu vardı orada. Millet kuskus yer, ayrancı Baba'nın ayranı içerdi. Meşhurdu yani ayrancı Baba, Ali Baba'nın ayranı. Bir de çarşının dışında Rıza Bey vardı değil mi? Şimdi karşı tarafa geçelim. Evet. Karşıya geçince karşıda Şevki Efendi. Acem Rıza. Sonra Raip Bey o dükkandan karşı tarafa nakletti, evet. Oraya geçti. Bir de şey vardı, Ziya Efendi vardı, kitapçı Ziya. O da birçok kitaplar bastırmıştır falan yani. Kalbe onun küçük oğlundan bu Şakir Efendi'nin büyük oğlu Ali ortak iş yapıyorlar. Bilmiyorum sağ mı değil mi? Mühim bir adamdı, evet. Çok kitap sevk eder falan böyle.
Halk Tabakası'nı okudu. Kitapları bastırırdı. Ferah Dile Şirin, Yusuf ile Züleyha bilmem efendim Şahı Sımayi ile aşk kitapları. Böyle şeyler. Din kitapları satılır. Muhammediye, Ahmediye falan böyle şeyler sevk ederdi. Sonra yangın meselesine gelelim. Ha, yangın meselesine. Anlatalım. Evet. 49'du. Öyleymiş. 49. Ben yatsı namazını kılmıştım. İmam Dumu Vakıf şeyde, Vezincere Camisi'nde. Oradan Darü Talim Kıraathanesi'ne oturduk. Darü Talim Kıraathanesi bizim için bir ilim meclisiydi. Bu şeyde mi Darü Talim? Şehzadebaşı'nda. Şehzadebaşı'nda. Bir ilim meclisiydi. Bütün profesörler oraya çıkarlar. Başta Mükemmel Halil Bey, Emin Ali Bey, Şemsettin Siler Bey, efendim Halit Sarıkaya, Nuri Karahöyük, efendime söyleyeyim, İslam Müzesi Müdürü Abdülbaki Efendi, Süreyya Bey, Bahriyeli Bahri Bey. Böyle o ilmi sohbet yapılır orada. Her gece saat 12'ye kadar, 1'e kadar ilmi sohbet yapılır. Evet. Tarihi sohbetler, münazaralar, münakaşalar olur falan böyle. Tabii kaba kuvvetli değil. Birbirlerinin fikirlerine saygı evet. göstererek. Üniversite talebeleri falan da gelir. Edepten dinlerler. Edeple dinlerler. Şey girmezlerdi yani sohbete. Evet. Onlar dinlemeye yalnız. Çünkü Sami'nin sıfatıyla otururlardı. Ben de malum imam olmak münasebetiyle işlerimde bulunurdu. Oturduk biz beraberinde. Tabii ben sohbete karışırdım. Efendime söyleyeyim. Ha, şimdilik oradaki oturan halkın ekserisi, bu profesörlerin kâfesi bu çarşının üyesiydi. Evet. Manevi üyesi yani. Evet. Günde iki defa buraya gelirler. Sayalım girenleri. Evvela Tahir Nadi Bey, şair. Mutlaka iki defa günde gelir. Bir sabah gelir, sabah saat 10'da falan görünür. Bir de saat akşamüstü 5'te gelir. Bana ait bir şey var mı? Sorar. Kitap meraklısı. Bir şey gelmezse gelir gösteririz. Gelmezse eğer ben varım hocam falan derdim. Ben sana para yetişmez derdi. O kısımdan. Eğer şeyse kitap hoşuna gitti. Fazla para istedin mi? Köfte hor. Alamazsın elinden kitabı diye zorla. Hoca kitabı gasp eder yani. Falan. Biz de damarına basarız hocam falan. Ha böyle. Gene kitap mükemmel Halil Bey. Efendim Halil Sarıkaya gelir burada. Durur, gider şeye ağacın altında oturur. Tekrar ulaşır bu yerde. Gene gider oraya oturur. Şey Muallim Cevdet. Gelirdi. Daha evveliyatı külliye çıkarlardı. Muallim Cevdet Bey, Ferit Kamp Bey, evet. Ahmet Naim Bey, Saadettin Efendi, Hoca Saadettin Efendi. Bunlar hep bu külliye adamlarıydı burası. Fakülte gibiydi burası. İbn-i Emin Mahmut Kemal. Tabii. Başta olmak evet. şartıyla. İbn-i Emin Mahmut Kemal Bey'in bir hikayesi anlatayım. Cenazedeyiz. Birisi. Ama kim cenazesi hatırlamıyorum onu. Evet. Maalesef hatırlamıyorum yani. Bizim Nusret Yeşilçay Hoca da belediye başına mı? Büyük cenazelere yani ekabere onu gönderiyorlar. Hoca öyle tavır almış ki sanki ölüyü kendi boğmuş öldürmüş gibi. Nusret Hoca böyle şeydi. Döndü şeye karşı, Sami'ye karşı. Hepiniz buraya geleceksiniz dedi. Azarlar gibi. Azarlar. Ya aynen böyle ama. Derdimiz İbn-i Mahmut Kemal. İnşallah sen benden evvel gelirsin dedi. Hikayelerinden bir tanesi. Kağıtlarda. Evet. Yangını o şeyde talimde var. Oturuyorduk. Otururken bir şey geçti. Etfaiye geçti. Etfaiye geçince içerim yandı öyle benim yani. Gayri irade olarak. Ya bizim sahaflar çizimde bir şey olmasın diye. Fırladım dışarıya falan. Bir de sahaflar yanıyordu. Geldik tabii. Bizim olarak yangın geçmedi. Yangın aşağıdan aldı. Raşit Efendi'nin şeyine kadar geldi. Dükkanına kadar geldi. Bu tarafını da gene aldı. Şeye kadar o İbrahim Efendi'nin kitap deposunu falan kadar geldi. Orada durdu yangın. Ondan sonra da zaten işte lazımdı zaten çarşının böyle yapılması. Belediye tuttu. İsim hak etti burasını. Şahıs fertlerden. Onu da hikayesini anlatayım istersen. Anladım. Çok. Ne kadar anlatsan anladım. Bugün buradayız. Şimdi isim hak ediyor çarşı. Kamil Nazım diye bir avukat vardı. Evet. Bu adam şeye giriyordu. Böyle fiyat artmalarına falan giriyordu. Devlet bir yere fiyat koydu. Vakti gelip arttırıyor. Müzahir. Müzahir değil. Artırma. Artırma. Vekalet alıyor ve arttırıyor falan böyle. Böyleydi. Hatta Adnan Menderes bunu mahkemeye bu şeylere girmesin diye emir verdi yani. Bela oldu hükümetin başına. Böyle bir adam. Şimdi geldi bu çarşı isimler koyuyor bana geldi. Dedi dükkanına seni ne koydular dedi bana. Benim iki dükkanıma 2850 lira koydular dedi. O günün parasıydı. Olmaz dedi. Olmaz dedi. Şimdi dedi ben sana bir teklifte bulunacağım. Nedir o? Sen dedi 2800 lirayı al cebine koy. Ne kadar arttırırsam ben devletten ne kadar para olsa yarıya al dedi. Ben sana 2800 lirayı itiraz etmezsen o parayı alacaksın. İtiraz edersen sen karışmayacaksın bir şey. Yine o parayı alacaksın cebine koyacaksın. Ne arttırırsa yarı yarıya. Hayır dedim ben. Olmaz dedim ben. Devlete kazık atmayacağım. Çünkü devlet bu yapacak. Bizi tahsil edecek bir şeyi çarşıyı. Günah. Olmaz öyle şey dedim ben.
Ve maalesef esnaflar içerisinde iki adam biz kabul etmedik. Birisi o Cemil Bey'in babası subay mütekaidi İstik Mustafa'ydı onun da. O Mustafa'yla fakir kabul etmedi. Gerisi hepsi kabul etti. Gerisi hepsi kabul ettiler. Biz gittik, satışı yaptık. Yaptıktan sonra ertesi günü kazma köyükle bizim dükkana geldiler. Açık dışarıya satmıştım dükkanı. Kardeşim, sattım dükkanı. Ama beni yıkmakla çarşıya bir şey olmayacak ki. Niye yıkıyorsun beni? Bırak. Oturayım ben çarşı yıkılınca. Ben de oturayım. Hayır. Sen sattığını çıkacaksın sen dışarıya. Niye sen ucuz verdin? İşi bitirdin devletten. Yemin ettim. Devletin bir şey olsa mahkemelik yapalım diye bunu yani. Velhasıl göbeğim patladı. O devirde belediye meclisinde bakayım birisi vardı ya. Meşhur bir şey. Muhammed Karacaoğlu'nun takımını aldıydı. Takımını. Şeyde. Civarı Karakolu'nun. Misbah Uraz Bey. Siyotlu aslan. Misbah Uraz Bey'i buldular da bildiklerim. Bu belediyenin bir şeyi... Yıkılmayı durdurdular. Durdurdu ve burayı, beni maaşa bağladılar belediyeye, kiraya. Evet. Ne kadar oturduğumuzda kira verdi. 28 ay oturduk. Sonra hepsini istimlak ettiler. İstimlak ettiler. Belediyenin malı oldu yani. Belediyenin malı oldu. Evet. Sonra bizi çıkardılar. Bize yardım olmak üzere ve sahaflar dağılmasın, bu sanat ölmesin diye Efkaf'tan Bayez Camisi'nin bahçesini bize kiraladılar. Ve bize böyle uçu şeyler gibi... Barakalar gibi baraka yaptılar bizi. Ve çarşının bitimine kadar o barakalarda biz oturduk. Kira verdik Efkaf'a. Evet. Çarşı bittikten sonra müzayedeye girdik. Müzayedeye girdiğimiz vakitte herkes kendi dükkanını beğendi. Öyleymiş. Çünkü hariçten kimseyi sokmadılar. Öyleymiş. Yalnız sahaf ve hadis. Hatta affedersin ben o reistim burada. Molla Bey bana dedi ki Şemsettin Yeşil bana bir kağıt ver kitapçı olduğuma dair dedi. Bulunsun dedi. Çünkü kayıtta sahaf kaydı var. O da benim arkadaşım. Arkadaşım Semerci hukukumuz var. Dedim sen sahaf değilsin. Sen kendi kitaplarını satıyorsun dedim. Burası hiç sahafhane. Sen dedi benim kitaplarımı kendi kitaplarımı satıyor diye bir tane kağıt bana verdi. Ve vereyim dedim. Verdim kendisine. Üzerini doldurmuş o kağıdın üstünü altını sahaf olduğuna dair filan. Orada belediye meclisinde satış esnasında halk itiraz etti orada bulunanlar. Ben dedim ki ben böyle kağıt vermedim dedim. Ben yalnız onun kendi kitaplarına sattığına dair böyle bir kağıt verdim dedim. Yani Misbah Oroz Bey herhalde arkadan bir dürtülerdi. O da kitap sayılı, sahaf sayılı verelim dükkana var dedi. Bunun üzerine Molla Bey'e hani olan hadisi hata verdi. Evet, ona da o şekilde dükkanı verdiler. Evet. Bu dükkanlar burasını ben beğendim 7 numaraya. Numarası 7 olduğu evet. için burayı ben beğendim. Güzel de olmuş. Evet, maşallah. Şimdi bir merasim yapılmış. O merasimde kimler konuştu? Hakkı Tarık Bey. Evet. Sonra bu tarih mecmuasını çıkaran kimdi? Üstad vefat etti. Reşat Ekrem Bey konuştu. Reşat Ekrem Bey konuştu. Bir tane daha var. Tarık. Değil. Dört cilt kitabı vardır ya. Anladım. Server İskit. Server İskit'in adamıydı. Dört cilt kitabı vardır. Efendime söyleyeyim. Sağlardan kimse konuşmadı. Evet. Ferdi Fazıl vefat etti mi? Zannediyorum vefat etti. Bunda konuştular. Evet. Büyük bir ziyafet verdik burada. Büyük bir ziyafet verildi. İftar. İftar Ramazan'dı. İftar akşam iftar verildi. Üniversite hocaları falan çağırdı. Bütün bahçe, bütün buraya şeyler doğal. Gazeteciler çağrıldı falan. Efendim masalar kuruldu. İşte yemekler yedildi. İftar olarak ilan edildi yani. 1950 kaç oldu şimdi? Allahu alem 53 falan. 53 falan. Öyle olması lazım. Evet. Hatta bir resim vardır. Ali'de var bu resim. Yani hepimizin resimler eski ihtiyar kitapçıların da resimleri evet. var orada. Bu Ketü Dağlık meselesi var. Evet. Ketü Dağlık meselesi hakkında ne biliyorsunuz? Yani bu Ketü Dağ ve Lonca sistemi hakkında bu çarşıyı aksettiği nispetle ne biliyorsunuz? Yani kitapçıları aksettiği nispet. Çarşının şeyhi varmış. Evet. Kahyası varmış. Evet. Aynı zamanda şeyhi bir çarşının. Evet. O gelmeyince dükkanlar açılmazmış. Evet. Sabahleyin esnaf gelirmiş, toplanırmış burada sonra kahvede. Efendim ondan sonra saat işte muayyen saatte şeyh gelirmiş. Evvela dua edilirmiş kılık benim işittiğime göre. Eski şey var. Bir de şey var. Pirleri var. Pir ilk ihsadı. Suhuf olmak münasebetiyle Hazreti İbrahim ve Musa peygamberin yani suhuf sayfeden evet. geliyor. Sayfelerin ilahi sayfeleri yani kütüb-i semaviye şeyi var. Evet. Binne hazaleti suhuful ula. Suhuf İbrahim ve Musa. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şey sahaflı ayet-i kerime bu. Evet. Dua edildikten sonra herkes içeriye dükkanlarını açarlar giderlermiş. Baştan aşağı yani toplanmayınca halk dua edilmeyince girilmezmiş. Sonra ikinci burada bulunan hadisat. Şimdi bunu Yahudi'den işitti. Yako'dan. Çok mühim. Burada kitapçı Yako vardı. Bizim mücellidimiz. Saatların mücellidi bu adam. 90 kilo yaşına vefat etti. Tanıyor musun Yako'yu? Hayır. Oğlu Kemal'di burada. Bakırcılar içerisinde. Gene duruyor orada. Kemal orada mı? Onu buluruz.
O Yako geldi buraya. Şimdi eski esnafı anlatıyor. 12 bundan sahaflığını anlattı bana. Dedi ki bana Allah dedi sana dedi benim kadar hayırlı ömür versin. Uzun ömür sahaflı ömür versin dedi. Efendime söyleyeyim. Allah dedi benim kadar size hayırlı uzun ömür versin dedi. Yani Osmanlı'dan dedi affedersin eski esnaftan Osmanlı'dan bir tek sen kaldın dedi bana. Daha evveliyatı işittiklerim. Mesela bir adam benden kitap aldı ve bu adam kitabı eksik buldu içerisinden formasını. Gelip kahiye şikayet ederse bana filence eksik kitap sattı. Gelip ona yolsuz veriyorlar. Tembih ediyorlar evvela. Diyorlar ki bir daha sefere böyle eksik kitap filan müşteriye verme. Bu sanatın şerefi vardır diyorlar. Bu kahya şeye mi bağlı yani devlete mi bağlı? Yok. Bu gelenekten geliyor. Gelenekten geliyor ve esnafın hürmetiyiz ha. Evet. Manevi bir kurda malik yani. Sonra bir daha aynı şeyi tekrar etti. Geliyor dükkanını kapama şey veriyor. Bir hafta kapatsın diyor. Sonra demin... Yine bir daha tekrar ettiği vakitte... Esnaflıktan ben. Esnaflıktan atıyorlar dışarıya ve diyorlar ki bu adam esnaflığa yaramaz. Evet. Diyorlar ve dükkanını kapatıyorlar. Kimin kalfası o işe el yaksa o dükkanı ona veriyorlarmış. Çünkü hazırda kalfalar var. Evet. Ve adetten fazlalaşmıyor kitapçı mesela. Evet. 20 kitapçı 20. 21 olmuyor. 19 da olmuyor. 20'ye dikkat ediyorlar. Evet. Ve hangisi el yaksa kefaret de çünkü. Efendim diyor ki bu adam benim kalfamdır. Bu adam benim kalfamdır. Bu adama el yaktır dükkan açması diyor. Ona veriyorlar. Ve ona da pabucu dama atıldı kelimesi ondan kalma. Evet. Yani pabucu dama atıldı. Atıldı yani dükkanı elinden alındı. Evet. Buna dikkat ediyorlarmış. Evet. Sonra bu sonradan bir şey cumhuriyetten sonra filan bu şeyler bozulmuş. Bozuldu. Ama demin bir şey söylediniz. Erkin bir çeşidi vardı diyoruz. O çeşidi başkasına vermezdi. Vermez, satmaz. Zaten o da o eski geleneğin bir nevi devamı olduğu anlaşılıyor. Tabii işte bu şekilde böyle. Evet. Yani şeyden yani o bir emir yok. Mesela Hulusi Bey'in kendi vicdanı o gün işte anlattığım hikaye. Kardeşim ne istiyorsun? 1000 lira. 1100 lira vereyim bana ver. Hayır. Senin kalemin diyor. 1000 liraya Mahmut Efendi alacak diyor. Senin kalemin bu şey efendime söyleyeyim bu dini kitaplardır. İşin matbu olan kitaplardır ve gramerlerdir falan diyor. Senin çeşidin bu diyor. O yazma Mahmut Efendi'ne ait. Ya Raip Bey'e ait. Evliya Çelebi'de birinci ciltte geçiyor biliyorsunuz. Epeyce bilgi var. Evet. Orada padişahın önünden de geçerlermiş bütün esnaf. Tabii. Tahterevanı koyarlarmış binlerce kitabı. Bayramlarda da hediye verirlermiş padişaha kitap. İşte bir mesele de olmuş hatta. Böyle bir şey bir yerde ben gördüydüm onu ama hatırlamıyorum. Paşa'nın birisi bir kitap satıyor sahaflara. Sonra aynı kitabı aratıyor. Çok ucuz fiyat almışlar. Çok büyük fiyatla gitsin. Dövdürüyor şeyi. Sahaf bir insaf diye oradan kalmış. Oradan mı kalmış? Kalıyor. Ha o sahaf bir insaf tabiri bizim Nizamettin onu tefsir ederdi. İşte sahafların dükkanı dar olduğu için hani hürmet edecek kitaplar bazen yerde de yere de konarlı koyarlarmış filan. Onun için sahip insan. Ya değil böyle hadise. Paşa bizatihi kitabı sattırıyor sonra aratıyor. Sattığı yerden Namı'da yerden sattırıyor. Sattığı yerden geliyorlar. Çok fahiş bir yetişim. Mesela 10 liraya vermiş o 16'ına. 1000 altın istiyorlar. Evet çıkıyor öyle mesela. Onu dövdürüyor. Paşa yatırıyor. Falaka çektiriyor. Ve sahip insaf. Ondan kaldı benim işim böyle. Ben evet. Bir yerde okudum. Peki. Size bir şey soracağım. Bu sahipliğin dışında. Avrupa'ya, Amerika'ya bu kadar gittiniz geldiniz. Evet. Onlardan bizi mukayese ettiğinizde neler gördünüz? Eyvah, hüsran. Hüsran. İngiltere'ye gittim, Amerika'ya gittim. Evet. Efendim, kitapçılarla temas ettim yani. Arap diyarına gittim. Şark şöyle böyle, fakat İngiltere ve Amerika'da bir kitapçıya yapılan hürmet, en yüksek bir profesöre yapılan hürmet gibidir. O kadar hürmet ediyorlar. Ben de bunu anlıyorum ki oradaki bulunan ilmi olan itibarın neticesi olarak. Peki bizde eskiden varmış bu itibar. Biz kaçırmışız. Kaçırmışız. Halk cahil olmuşlar. Sahaf nedir, kitap nedir? Şunu bir defa evvel emirde bir alime demişler ki meşhur bir alime. Sen bu kadar ilmi nasıl sahip oldun demişler. Ben demiş sahaflar çarşısına doğru ayağımı uzatmadım demiş. Bu kayda var yani. Evet. Sahaflara doğru ayağımı uzatmadım, yatmadım demiş. Hürmet ettiğim için Allah bana. Şimdi bu terbiyeyi alan adam... Kitap ne demektir? Kitapçı ne demektir? Senin için takdirine onu havale evet. ederiz yani. Bir bu var. Bir de umumi olarak. Yani şu memleket nasıl onlar hizasına gelebilir? Sizce kısaca. Ne vakit fikir hürriyeti verilecek halka. Fikir hürriyeti tam olarak böyle. Ve ilme kıymet verilecek ve alime kıymet verilecek. O vakit sahaflar kıymetini bulur. Evet. Yoksa ve illa yazıktır. Çok güzel. En basit tezgahlar bile hafızası kuvvetli oldu mu bir hocadan, bir profesörden daha çok kitap biliyor. Tabii.
Açmadı çünkü her gün elinden geçiyor. Gelip soruyorlardı. Evet. Yani onu da söyleyeyim bak. Hatırıma geldi. İyi söyledin, hatırladın. Ben şu bahısta bir şey aramak istiyorum. Hangi kitapta bulurum diye profesöre gidip soruyorlardı biz. Ve açıp biz bulup verip önüne koyuyorduk yani. Bunlar hepsinin malumatı da. Tabii elbet. Şimdi bir de evvel emir de bizim fiyatımız şuradan evvel. Her kitap bir insandır. Yani Kur'an okuyan, anlayan adam Allah'la konuşuyor demektir. İslam evet. itikadına göre. Peygamberin hadisiyle konuşan adam peygamberle konuşuyor demektir. Bir alemin İbn-i Sina'nın kitabını okuyan adam İbn-i Sina'dan konuşuyor demektir. Hocalarımız bizim bunlar. Evet. Sumulli olarak umumi olarak şey diyoruz. Temas ettiğimiz zevatın yani ruhaniyeti var. Eserleri var, onlara karşılaşıyoruz. Sonra bütün dünyanın her tarafından bir adamlar geliyor. Yani buraya gelmeden Türkiye ile ilgili bir çalışma yapmaya imkan ve ihtimal yok. Herhangi bir kütüphaneye benzemez burası. Şeyi açtım içerisinden yazma kitaplar çıkardım. Celal Bayar'a. Bilmem bunu yani münasipse koyuyor. Çünkü çirkin bir şey hadise. Anlamayan için belki mecaz söylediği adam. Orasını bilmiyorum yani. Çıkardım baktı falan. Bende de 6 parça kitap var. Gayet de ehem ve mühim. Ve bunu da anlatırsam tarihe geçecek olursa çok çirkin. Zira hadi anlatacağım sana. Çağırdılar beni Fadi Kur'an Caddesi'ne bir eve. 6 adet Kur'an-ı Kerim, bir tane Fuzuli Divanı, minyatürlü. Ve Kur'an-ı Kerim'de en meşhur hattatların Kur'an'ları. Ve ayrıyetinde kıraata ait yani Kur'an-ı Kerim 10 kıraat üzerine, lehçe üzerine okunur. Arap'ın 10 lehçesi var çünkü, aşere dedikleri o. Ona ait kitaplar var. Çok kıymetli ama o ilmi kaybettiği için Türkiye bir kitabın kıymeti yok burada. Aldık buraya getirdik. İşte geldi baktı kitapları çıkardı. Burada kıymetli kitaplar vardı. Bunları çıkardı. Önüne baktı. Efendim, bana hoca dedi. Böyle tabir etti. Hoca dedi. Sevaba girdik mi dedi. Güzellere baktık dedi. Güzel olmak sevaptır dedi. Sevaba girdik mi dedi bana. Elbet girdik dedi. Bu bir ziyarettir dedi. Hem güzele baktık hem de ziyaret ettik. Dedim ki emir verseniz de bu 6 kitap dedim. 7 parça kitap dedim. Avrupa'ya gitmese dedim. Kaçacak burada. O vakit serbestti yani kitap götürmek. Evet. Bunları dedi emretseniz de Tokomu için alsalar dedi. Mesela dedim şu dedim Fuzuli Divanı içerisi minyatürlü baştan aşağı Fuzuli'nin vefatından 10 sene sonra yapılmış. Kanuni Devri. Bu da dedim Sultan Alülkarir'in Mustafa'ı, bu da Kanuncalı Mustafa'nın Mustafa, bu da efendim Kız Asker Mustafa İzzet'in, bu da Ahmet Karahisar'ın Mustafa falan bunları alsa dedi. Dedi Avrupa'ya giderse dedi döviz gelecek mi dedi. Gelecek dedim. O nedenle ki verilirse gitsin dedi döviz gelsin. Belki tehevürle söyledi. Evet. Hadisatı anlatıyorum ben. Evet. Ve çok üzüldüm ben bu cevaba. Evet. Fakat onun buraya gelmesinden ben fırsatı garayim bilip elimdeki bulunan bir şeyi devlete kazıklayacağım gibi geldi zannediyorum benim bu teklifim ona. Evet. Kapandı gitti. O gün de bir çirkin hadise oldu burada. Bizim Ömer Ağa buradan demesinin bu kabah mı idare edeyim hareketi diye Ömer Ağa. Generallar da burası dolu böyle baştan aşağı. Orada bir duydu. Celal Bayar bu sözü duydu. Çünkü iki adam vardı bizim Ömer Ağa için. Birisi fakir, birisi İsmet Paşa. Başka adam yoktur diye de öyle biliyordu. Adam ses hiç renk vermedi yani. Paşalar duydular. Sonra o gitti. Sonra Şahsıvaroğlu ile iyi sevişiyorduk. Şahsıvaroğlu ile. Evet. O geldi buraya. Dedim mesele dedim. Kün hakkı böyle 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 oldu. Dedim. Bana göre şunu böyle söyledi ama. Sen şu kitapları gör. Bunlar dışarı gitmesin dedi. Aman dedi Allah aşkına verme dedi. Allah'ın dinini imanını seversen verme dedi. 30 bin liraya almış idim o kitapları ben. 17.500 liraya Topkapı Müzesi'ne verdim. Yalnız kıraat kitapları bende kaldı. O da para etmiyor ki kıraat kitapları. Bir tek daha bir musaf vardı. Onu almadı. Var bizde dedi. Bir de o kaldı bana. Gerisin 5 tane musafı oraya 17.500 liraya verdik. Efendim. Gitti. Şimdi bunun tarihini anlatacağım. Bu hadisenin ama çok çirkin. Nasıl anlatayım yani bugünün durumunu. Şimdi o Vali Konar Caddesi'nde bunları alıyorum. Adam bana dedi ki ne verirsin bu kitaplara dedi bana. Hoca efendi dedi. Şimdi bizde bir sıfat var. Hoca efendi sıfatı veren şey oluyor insan. Bir durakladık falan dedim 30 bin liraya alırım falan dedim. Peki verdim dedi ve parasını. Biz 30 bin lirayı oraya saydık. O kitapları sapayı paket. Bu kadar bir paket yaptık yani. Bunu aldık. Bugünün parasıyla 30 bin lira. Milyonlar. Evet şimdi en aşağı bir 8-9 bin lira. Yok fazla. Yok efendim. Belki 3 milyon falan yapar yani. Dedi bunun sana tarihçi sanatıyım dedi. Ben bunları dedi Tokyo Müzesi'ne satmak için müracaat ettik. Oradan bir heyet geldi buraya. Baktılar bu kitaplara. 18 bin lira kıymetmiştiler. Sonra ben vermedim dedi. Düşün dedim dedi. Gittiler. Sonra o heyetten birisi kalktı geldi. Kapıyı çaldı. Ve bana dedi ki bak siz Tokyo Müzesi'nden buraya bir heyet çağırdınız. Heyet geldi. 18 bin lira kitaplarınıza kıymetmişti. Ben onların içerisinden bir tanesiyim. Ben 20 bin liraya şahsımı alabilirim. Sen bunu devlete verirsen 18 bin liraya almak da uzun mesele sürer. Ben 20 bin sana sayayım. Bana ver dedi. Bu dedi benim kafatasımı attırdı dedi.
biz de ihtima diyoruz devletin adamı gidiyoruz buraya. 18 bin veriyorlar. İçinden biri kalk geliyor. 20 bini almaya kalkıyor. Onun için de 30 bin verin dedi. Sana verdim bunu. Dürüst davrandım falan dedi. Ha, mesele, sonra ben bunu Şahsuvar Bey'e de anlattım dedim. Böyle böyle adamlarınıza dikkat edin falan dedim. Onu da söyledim burada. Ve kitapları devlete verdik. Ondan sonra 1960 senesinde ben irticai kitap satıyorum diye bir içeri gidip tıkadılar. Kabat olmak üzere. Evet. Siz ayrıca üniversiteye falan biraz da vakıf da yaptınız. Verdim o ayrı. Hayır. Ankara Fakültesi'nde benim vakfettiğim kitaplar var ve Muzaffer Ozak Kütüphanesi diye orada ismin üzerinde öyle yazacağım. Çok teşekkür ederim.